Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ceviz şeklinde kurabiye yapacağım. Onu göstermek istiyorum. Özel makinesi var şu şekilde. Makinemi fişe taktım. Isınıyor şu an. Ben kurabiyemi yapasıya gereken ısıda olmuş olur. Şimdi hamurumuzun için gereken malzemeler 100 gram tereyağı veya margarin. Ama benim tercihim artık biliyorsunuz her zaman tereyağı kullanıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 adet yumurta, 1 paket vanilya. Ben kendi yaptığım vanilyadan 1 tatlı kaşığı kullandım. Yarım paket kabartma tozu, 3 yemek kaşığı pudra şekeri ve aldığı kadar un. Unu ölçülü eklemek istiyorum sizlere de göstermek için. Tahminen aşağı yukarı sizlerde de aynı gidecektir. Şimdi yoğurma kabıma tüm malzemelerimi alacağım. Sadece kabartma tozu ve unu sonradan ekleyeceğim. Şimdi ilk olarak bunları şöyle bir karıştırıyorum. Yağımı elimle yumuşatıyorum. Kesinlikle eritmiyoruz. Yoksa aynı sonucu elde etmezsiniz. Artık unumu ilave ediyorum. İlk başta 1 bardak ekledim. Yarım paket olan kabartma tozumu ilave ediyorum. Ve yumuşak, ele yapışmayan bir kurabiye hamuru elde etmemiz gerekli. Üç bardak unla hamurumu yaptım. Bende yeterli geldi tam 3 bardak ama sizlerde de aşağı yukarı aynı gidecektir. Şimdi kolaylık olması için hamurumdan şöyle misket büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlıyorum. Hafif şöyle kalıbının şeklinde hazırlıyorum. Çünkü makinem ısındı artık. Çok büyük yapmayacağım çünkü o zaman hamurumuz biraz taşıyor. Kenarlarını kazımak gerekiyor daha sonra. Bu makineyi ben Amazon'dan almıştım. Aşağı bilgi kutucuğuna aldığım sayfanın linkini koyarım. İsteyen oradan bakabilir. Ceviz şeklinde kurabiye makinesi diye arayabilirsiniz Google'da da. Şimdi bir yandan da pişirebilirim artık. Şu şekilde. Sanırım bunlar büyük olmuş zaten. Kapatıyorum. Ve misketlerimi hazırlamaya devam ediyorum ki kolaylık olsun. Çünkü arka arkaya hızlı pişecekler artık. Bir dakikanın sonunda piştiler gördüğünüz gibi. Ama dediğim gibi ben biraz büyük yapmışım. Ama hiç sorun değil. Soğuduktan sonra şu etraflarını kazıyarak çıkartabiliriz. Ve aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Biraz daha küçültüyorum misketlerimi. Hepsini bu şekilde pişiriyorum artık. Bu şekilde oluyorlar piştikten sonra. Kurabiyelerimin hepsi pişti. Verdiğim ölçülerde bu kadar kurabiye çıktı. Bazıları çok düzgün. Çünkü küçük yapmıştım gördüğünüz gibi. Ama bazıları hele ilk yaptıklarım kenarları taştı şöyle. O yüzden onları biraz şöyle düzelteceğim. Daha sonra doldurma işlemine geçeceğim. Düzgün olanları seçiyorum ve şöyle hafif. Hemen ayrılıyor zaten o kenar kısımları. Şu şekilde düzgün hale getiriyorum. Ağızda dağılan nefis bir kurabiye oldu. Baştan küçük beze yaparsanız bu sorunu yaşamazsınız. Ben ilk başta benim bezeler küçük gibi geldi gözüme ama demek ki büyük olmuş. Ama sorun değil. Şöyle hemen toparlanıyor zaten. Bıçağa bile gerek yok aslında. Gördüğünüz gibi dediğim gibi kum gibi dağılıyor.
Bu makineyi Türkiye'de de Instagram'da satan sayfalar var sanırım ama şimdi tam olarak ismini hatırlamıyorum. Instagram'da biraz araştırabilirsiniz. Mutlaka bulursunuz. Yoksa dediğim gibi Amazon'da rahatlıkla bulunuyor. Ve çok kolay yani 1 dakikada pişiyor kurabiyeler. İçlerini doldurmak tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ben bir kısmını fındık kremalı yapacağım ve diğer bir kısmını Nutella'lı yapacağım. Karamel de çok yakışıyor buna. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Reçel de olur. Şöyle şu şekilde. Diğer yarısına da sürüyoruz. Şu şekilde yaptıktan sonra birleştiriyoruz ve yapışıyorlar zaten birbirine. Veya isterseniz şimdi göstereceğim şekilde de yapabilirsiniz. Bir yarısına bir çeşit sürün. Mesela diğer yarısına da Nutella süreceğim. Şu şekilde kapatabilirsiniz. Daha da lezzetli olur. Ben çoğunu öyle yapacağım hatta. Ve tüm kurabiyelerin vitesine aynı işlemi uyguluyorum. Kurabiyelerimin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Oldukça bereketli bir kurabiye gördüğünüz gibi. Yarısını fındık kremalı, diğer yarısını çikolatalı yaptım ben. Ama dediğim gibi içerisine dilediğinizi koyabilirsiniz. Reçel, karamel, özellikle karamel çok yakışıyor. Dediğim gibi ben makinemi Amazon'dan almıştım. Aldığım sitenin linkini bilgi kutucuğuna koymaya çalışacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ceviz şeklinde kurabiye makinesi diye biliniyor. Yani öyle de araştırabilirsiniz. Mutlaka deneyin. Böyle ağızda dağılan nefis bir tadı var. Evet, umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.